Değerli izleyiciler, Kartelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla bültenimize başlıyoruz. Bugün Zonguldak'ta şehidimiz toprağa verilirken Nusaybin ve Erzurum'dan acı haberler geldi. Mardin Nusaybin'de hainlerle çıkan çatışmada uzman çavuş Osman Vurgun şehit oldu. Erzurum'da ise Ağrı'da görevliyken kayalıklardan düşen uzman çavuş Kazım Ay tedavi görüyordu ancak bugün acı haberi ulaştı. Hakkari Yüksekova'da şehit düşen piyade uzman çavuş Tunahan Kartal'ı bugün son yolculuğuna binleri uğurladı. Helal olsun. Helal olsun. Dağlıca'da girilen çatışmada şehit olmuştu uzman çavuş Kartal. Bugün baba ocağı Zonguldak'ta onun için tören düzenlendi. Cenaze töreni için ayrılan alansa törene katılanlara yetmedi. Şehidin acılı annesini başka bir şehit annesi teselli etti. Düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verildi. Acı haber bu defa Erzurum'dan geldi. Erzurum'un Dumlu ilçesinde jandarma özel harekatta görevliyken geçici görevle Ağrı'ya gönderilen özel harekatçı uzman çavuş Kazım Ay görevdeyken 400 metrelik kayalıklardan düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Uzman çavuş Ay Erzurum'da askeri hastanede tedavi görüyordu. Ancak 6 günlük yaşam savaşının ardından uzman çavuş şehit oldu. Şehidin Aksaray Yeşiltepe beldesindeki baba evine acı haber ulaştı. Yakınları fenalık geçirdi. Uzman çavuş Kazım Ay 3 yaşında ikiz çocuk sahibiydi. Bugün bir acı haber de Nusaybin'den geldi. Hainlerle girdiği çatışmada uzman çavuş Osman Vurgun şehit düştü. Şehidin acı haberi Tekirdağ'daki baba ocağına verildi. Değerli izleyiciler, Genelkurmay Başkanlığı hain terör örgütüne yönelik operasyonlar hakkında açıklama gerçekleştirdi. Açıklamaya göre operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde 18, Şırnak, Hakkari, Kars ve Mardin'de ise toplam 17 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada 13-14 Mayıs'ta güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde 18, Şırnak'ta 8, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3, Kars Sarıkamış'ta 4, Mardin Nusaybin'de 2 hain etkisiz hale getirildi. Nusaybin'de daha önceki operasyonlarda öldürülen iki hainin de cesedi bulundu. Şimdiye kadar etkisiz hale getirilen hain sayısı Şırnak'ta 369, Nusaybin'de 373'e ulaştı. Ayrıca Şırnak Silopi'de de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçtıkları belirlenen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şimdi ise Giresun'la devam edeceğiz. Dün gece Giresun'un Güce ilçesindeki jandarma karakoluna teröristler tarafından ateş açıldı. Askerler karşılık verince hainler kaçtı. Şırnak'ta ise teröristlerin yerleştirdiği patlayıcı bir çocuğun hayatına mal oldu. Giresun Güce'de dün gece saat 1.30 sularında bölücü terör örgütü mensupları ilçe jandarma karakoluna sızmaya çalışıyordu. Herhalde karşı taraftan etmişler ateşi. Karakola fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeden girmeye çalışan hainler askerler tarafından fark edilince ateş açtılar. Askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristler gece karanlığından ve fındıklıktan faydalanarak kaçtı.
Bölgede güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Öte yandan aynı karakola 27 Eylül 2015'te saldırı düzenlenmiş, karakol yakınında bulunan bir okulun bahçesindeki düğünde bulunanlardan 4 kişi yaralanmıştı. Şırnak Silopi'de ise hainlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk da ağır yaralandı. Dere yatağında oynayan çocuklar ellerini aldıkları yabancı bir cisimle oynamaya başladı. Oynadıkları şey ise patlayıcıydı. Patlayıcı infilak etti, 9 yaşındaki Enes Erdem hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Kerem Kültür, Diyar İnan ve Samet Erdem'in ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyiciler, terör örgütü DAEŞ'in infazcısı Elazığ'da yakalandı. Kentte DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi ve infazcısının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Elazığ'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında üst düzey yönetici ve DAEŞ infazcısının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle mücadele istihbarat ve özel harekat şubelerine bağlı polislerin katıldığı operasyonlarda DAEŞ'in üst düzey yönetici ve infazcısıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra terörle mücadele şube müdürlüğüne sevk edildi. Devam edeceğiz. AK Parti'de istişare süreci başladı ve bugün genel merkez, il, ilçe belediye başkanlarına kimi genel başkan olarak görmek istiyorsunuz diye sordu. AK Partililer istedikleri ismi kapalı zarfla genel merkeze sundu. Temayül yoklaması yarın da milletvekilleri ve parti yönetimiyle devam edecek. AK Parti bir fikir hareketi, Türkiye'nin hareketi. Dolayısıyla yeni seçilecek olan genel başkanımızla birlikte yolumuza aynen devam edeceğiz. AK Parti'de genel başkan ve başbakanlık için temayül yoklamaları bugün başladı. Elbette ki burada bütün arkadaşların görüşlerine başvurulması bir demokrasinin gereğidir. Biz bundan önceki uygulamalarda da hep aynısını yaptık. Listelerde Binali Yıldırım ve Bekir Bozdoğan ismi dolaşıyor. AK Parti'de şimdi genel başkan kim olacak sorusuna cevap aranıyor. Bugün de genel merkeze il, ilçe ve belediye başkanları kapalı zarfla kendi adayının ismini sundu. Bir kere şunu söyleyeyim. AK Parti'deki mevcut olan gelişmeler diğer siyasal partilerin durumuna bakacak olursak inanılmaz şekilde medeni ve son derece düzgün gidiyor. 22 Mayıs'a sayılı günler kala genel başkanın kim olacağı tartışılırken bugün il başkanlarından belediye başkanlarına tek tek kimi genel başkan olarak görmek istiyorsunuz diye soruldu. Bugün 343 kişi kapalı zarfta genel başkan adayını genel merkeze teslim etti. Yarın da milletvekilleri ve parti yönetimine temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklamasının ardından Cumhurbaşkanı'yla da istişare yapılacak. Şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanımız bizim kurucu genel başkanımız. Ben Deniz 43 yıldan beri kendisiyle birlikte siyaset yaptım. Azimli, gayretli ve ülkesini, vatanını, milletini düşünen, gecesini gündüzüne katan, olağanüstü bir gayret gösteren bir insan. Bu konudaki bilgileri bizlerden daha iyi öğreniyor olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanımız elbette ki partimizin kurucu genel başkanıdır. Ve elbette ki kendilerinin kanaatleri hepimiz için fevkalade önemlidir. Gözlerin çevrildiği AK Parti kongresi öncesi belirlenecek adayı Mehmet Ali Şahin'in açıklaması bekleniyor. 2010 KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 88 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara merkezli 35 ilde düzenlenen 2010 KPSS operasyonunda gözaltına alınan 88 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunun talimatıyla 2 yıllık bir çalışma sonucunda 2010 KPSS'de soruların tamamını veya tamamına yakınını usulsüzlük yaparak doğru şekilde işaretleyen şüphelilerin 88'i Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 17'si kadın, 88 kişi adliyeye sevk edildi. Değerli izleyiciler, 1998 yılından bu yana işçi alımı yapılmayan ve 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınan şeker fabrikalarında mevcut çalışan işçilerin emekli olmasıyla birlikte iş gücü büyük ölçüde düştü. Bunun üzerine eylem kararı alan Erzurum Şeker Fabrikası işçileri 18 gün sürdürdükleri fazla çalışma eylem kararını Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin ardından sona erdirdi. İşçiler Başbakanlıktan gelecek olan açıklamayı bekliyor. 1998 yılından beri işçi alımı yapılmayan şeker fabrikalarında mevcut işçilerin zamanla emekli olup iş gücünün düşmesi nedeniyle çalışan işçilerin 2 saat fazla mesai yapmalarından dolayı fabrika işçileri eylem kararı almıştı. Erzurum Şeker Fabrikası'nda ve dolayısıyla Türkiye Şeker Fabrikalarına 1998 yılından beri hiçbir tane eleman alınmadı. 900 civarında olan işçi sayımız Erzurum Fabrikası'ndaki düşmüş şu anda 381'e. Bunların 129 tanesi muhakkat olarak çalışıyor. Muhakkat dediğimiz zaman da mevsimlik, yani 5 ay 29 gün çalışıyorlar. 5 ay 29 gün çalışan işçiler 20 yılını 25 yılını doldurmuş kalifiye eleman, iş yerini bilen, işini bilen çok iyi bir kendini yetiştirmiş elemanlar. Bizim bunlara has safhada ihtiyacımız var. 12 ay çalıştırarak iyi bir revizyon yapıp iyi bir revizyon sonucunda da iyi bir kampanyada başarılı bir kampanya, verimli bir kampanya olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda şimdiye kadar hep ihmal edilmiş bu muhakkat işçilerinin şu andaki mevcut hükümetten Türk İş Başkanı veya bizim Genel Başkanımız İsa Göç, Maliye Bakanı ile Başbakan'la bir iki sefer görüştüler. En son ki Maliye Bakanı ile yapılan görüşmede özelleştirme idaresini, genel müdürlüğü, genel merkezi bizim üçü bir arada bir de Maliye Bakanı'nın huzurunda bu konu enine boyuna tartışılmış. Muhakkat işçilere ihtiyacımız olduğunu genel merkez genel başkanımız dile getirmiş. Eylemle ilgili konuşma yapan Şeker İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Metin Keskin, şu anda mevsimlik olarak çalışan işçilerimizin 12 ay çalışmasını istiyoruz dedi. Durumda da bu haksızlık değil, vicdansızlık olur ibaresini kullanmış. İnşallah temennimiz verdiği sözün arkasında durarak bu işi bir an evvel çözer. Şu anda 5620 sayılı yasayı meclise getirerek 6 ay çalışma sınırının önü açılır. Şu anda fevkalade çok zaruri ihtiyacımız olan muhakkatları şu anda çıkış verme mecburiyetindeler. Bunların önü açılarak bu yasanın bunların çalışmalarına devam ettirilir. İyi bir revizyon yaparız, iyi bir kampanya yaparız inşallah. Temennimiz bu. Bütün hükümet eden üyelerimizden, canı gönülden arzu ettiğimiz bu. Erzurum'da 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 4. Uluslararası Türk Çöleni Organizasyonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi. Güneş Vakfı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Osmanlı Hanedanlığı torunlarından Osman Selahattin Osman Ağaoğlu, Erzurum Eski Milletvekili Rasim Cinesli ve Güneş Vakfı Başkanı Alparslan Ceylan katıldı. Erzurum Güneş Vakfı Başkanı Profesör Doktor Alparslan Ceylan 4. Uluslararası Geleneksel Türk Şöleni hakkında basına bilgi verdi. Salı günü bayrak yürüyüşüyle birlikte programımız başlamış olacak. 17-19 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğe Kazakistan, Kerkük, Azerbaycan, Kırım, Altay Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Türkmenistan, Tataristan, Macaristan, Bulgaristan ve Türk dünyasının değişik coğrafyalarından birçok bilim adamı, diplomat, sporcu, sanatçı ve müzisyenler katılacak. Ayrıca geleneksel spor dalları atlı cirit, okçuluk ve gökbörü oyunları oynanacak. Güneş Vakfı Başkanı Alparslan Ceylan yapılacak olan organizasyonla ilgili bilgi verdi. Şölen programı içerisinde özellikle Yakutiye Medresesi'ne, yani havuz başından Yakutiye Medresesi'ne yapacağımız bayrak yürüyüşünden sonra Selçuklulara ait bütün Selçuklu coğrafyasında sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki Selçuklu eserlerinin de sergilenmiş olduğu bir resim sergimiz, fotoğraf sergimiz var. Bunu da Selçuklu Belediyesi'nin katkılarıyla
sağlamış olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın başlatacağı 110 bildirinin olduğu bir Türk Kültür Sempozyumumuz var. Türk Şöleni'ne ikinci kez katılacağını belirten Osmanlı Hanedanı torunlarından Osman Selahaddin Osmanoğlu, Türkiye'den ayrı kalmasına rağmen Türkiye ile bağlantısını hiç koparmadığını belirtti. Uzun seneler mahrum kaldım. Bir bizim aile 50 sene kadar Türkiye'ye gelemedim. Ama işte dışarıda Türklerle hep her zaman bir temasla bulundum. Ve Mısır'da doğdum, büyüdüm. Burada bir Türk kolonisi vardı. Ve Orta Doğu'da 18 yaşına kadar yaşadım. Ondan sonra Avrupa'da yaşadım. Ve Türk dünyasında dediğiniz işte Orta Asya'da bir tek Üzbekistan'ı bilirim. Ve oğlumla gitmiştim. Orada 3 hafta geçirdim. Onun haricinde diğer Türk dünyasına gitmedim maalesef. Erzurum eski milletvekili Rasim Cinisli ise Osmanlı Hanedanlığı'nın birçok çile ve cefa çekmesine karşın itibarını hiçbir zaman kaybetmediğini vurguladı. Yurt dışında, Türkiye'nin dışında doğan Osman Efendi gibi hanedanın çocukları bulundukları ülkenin kültürüne bağımlı kalarak yaşamışlardır. Her ne kadar evlerinde Türkçe konuşulsa da, Türk töreleri anlatılsa da, anadan babadan Türk terbiyesini görmüş olsalar da, dışarıdaki diğer hayat çizgisi Avrupalının veya Asyalının veya Avustralyalının, Amerikalının terbiyesi ve çevresiyle beraber olmak mecburiyetinde bulunmuşlardır. Her şeye rağmen kendi onurlarını hiçbir zaman yere düşürmemiş, hiçbir zaman incitmemişlerdir. Ve Türk itibarını, Osmanlı ahlakını katiyen kaybetmemişlerdir. O bakımdan iftihar edilecek bir çiledir diyeceğim buna. Yani iftihar edebilecek, çileye rağmen iftihar edebileceğimiz bir büyüklük göstermişlerdir. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlı Spor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Erzurum'da ise Beşiktaş taraftarları şampiyonluk coşkusunu Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kutladı. Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlı Spor'u 3-1 yenen Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun şampiyonu olması Erzurum'da bulunan taraftarları da coşturdu. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan onlarca kişi hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutladı. Kimileri de süs havuzuna atlayarak takımının sevincini paylaştı. Beşiktaş bayrağı açıp meşaleler yaktı. Süs havuzunun ardından geri yönelen taraftar Cumhuriyet Caddesi üzerinden tekrar Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü. Tezahüratlar atıp kutlamalarına devam etti. Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı bir diğer yerde Kars'tı. Taraftarlar sokağa döküldü, halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Büyükada'dan sonra en büyük ada olan Heybeliada, doğa ve tarihi güzellikleriyle kendini süslemeyi başarmış ender yerlerden bir tanesi.
Bu durum heybeli adayı yılın dört mevsimi kaçabilecek adreslerden biri yapıyor. Adanın mimari yapısı, fayton ve bisiklet turları ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Asırlar öncesine dayanan geçmişi, önemli isimlerin evleri, tarihe tanıklık eden yapıları ve doğal zenginlikleriyle her zaman özel bir yere sahip olmuştur Heybeliada. İskeleye indiğinizde karşılaşacağınız en güzel manzara Denizli Sesi. Heybeliada'da iskelede indiğiniz zaman sizi karşılayan mimari yapılardan biri de Denizli Sesi. Ve ona bağlı binaların yarattığı benzersiz bir kombinasyon. Heybeliada kendine has coğrafi yapısı, tarihi eserleri, lezzetli yemekleri ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi gelen ziyaretçilerini ağırlamaya hazır şirin bir ada. Ya işte bekliyoruz turistlerin gelmesini. Ne bileyim yani işlerimiz biraz açılacak. Heybeliada'nın mimari yapılarına baktığımızda karşımıza sıkça köşkler ve yalılar çıkıyor. Hepimizin bildiği isimlerden olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın köşkü de Heybeliada'da bulunuyor. Güzel bir hava var. Epey uzun zaman sonra geldik. Gayet de güzel. Yani ama çok kalabalık her zaman gibi tabii. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Daha önce gelmiştim Heybeliada'ya ama hala çok güzel. Biraz kalabalıklaşmış bundan. 6-7 sene önce falan gelmiştim en son. En sevdiğim özelliği yani doğayla baş başa. İşte bisiklete binebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz, deniz var. Evet, bir etkinliğimiz var Beaching Color. Geldik çadırlarımızda, güzel bir kamp kuracağız. Hava çok güzel. Güzel olacak inşallah arkadaşlarımızla birlikte. Yani umarım güzel olacak. Bakalım. Kardelen TV ekibi olarak bu hafta sonu Heybeliada'daydık. Heybeliada'yı sizler için görüntüledik. Eğer olur da bir gün yolunuz düşerse sakızlı dondurmasını tatmayı unutmayın. İstanbul E5 karayolunda bulunan köprünün altında patlama meydana geldi. Atılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Olay sonucu çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralananların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Maltepe'de bir üst geçidin altında kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce bırakılan paketteki patlayıcı infilak etti. Adem. Patlamanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapıldı. 4 kişinin yaralandığı patlamaya el yapımı parça tesirli patlayıcının neden olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine giderek patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlamada yoldan geçen bazı araçlarda hasar gördü. D100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Tek şeritten sağlanan trafik akışı incelemelerin ardından normale döndü. İstanbul Sultan Gazi'de bir kadın evinin balkonundayken nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı. Sultan Gazi Gazi mahallesinde iddiaya göre korsan gösteri sırasında silah ateşlendi. Evinin balkonunda duran bir kadın kurşunun hedefi oldu. Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gazi mahallesinde korsan gösteri yapan bir gruba polis ekibi müdahale ediyordu. Bu sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşun evinin balkonunda durmakta olan bir kadının göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan bir çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'dan Bingöl'e gitmekte olan yolcu otobüsü seyir halindeyken akli dengesi yerinde olmayan bir yolcunun şoföre saldırması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen otobüste bulunan 35 yolcudan 12'si yaralandı. Bursa'dan Bingöl'e gitmekte olan ve içinde 35 yolcu bulunan otobüs yoldan çıktı, devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir yolcu şoföre saldırdı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs yoldan çıktı.
Kazada 19 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Direksiyonu atlayın, atlar, çöpe sağa gidiyor. O sürede araba aşağı uçuyor. Yolcuların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütü DAEŞ hedeflerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleriyle yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu 27 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleriyle yapılan atışlar ve koalisyon güçleri tarafından icra edilen 3 hava harekatı sonucunda toplam 27 DAEŞ'li öldürüldü. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre dün keşif gözetleme vasıtalarıyla Suriye'nin Halep kenti kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu belirlenen DAEŞ terör örgütü hedefleri tespit edildi. Söz konusu hedeflere fırtına obüsleriyle topçu atışı yapıldı. Koalisyon güçleri tarafından da 3 ayrı hava harekatı düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 bölgede toplam 27 DAEŞ'li öldürüldü. Son 3 günde DAEŞ'e karşı yapılan operasyonlarda toplam 68 DAEŞ'li öldürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Perşembe günü terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör saldırılarına ilişkin 81 ilin emniyet müdürlüklerine uyarıda bulundu. Gizli ibaresi yer alan yazıda DAEŞ'in Türk asker ve polisi kafir olarak gördüğü, savaşmanın ve öldürmenin caiz olduğu yönündeki talimatına vurgu yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilinin emniyet müdürlüklerine DAEŞ tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırılara yönelik uyarılarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdiği ve gizli ibaresi bulunan yazıda 19 Mayıs öncesinde terör örgütü DAEŞ'in başta asker ve polis noktaları olmak üzere kritik öneme haiz kamu binalarına yönelik saldırı ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi. Terör örgütü DAEŞ'in Türk polisine karşı savaşmanın ve öldürmelerinin caiz olduğu yönünde talimatı bulunduğunun da vurgulandığı yazıda 19 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerde alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi. Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlendi. Oya Aydoğan'ı anlatan sanatçı dostları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı tören sonrası Aydoğan'ın naaşı omuzlara alınarak cenazesinin kılınacağı Levent Camii'ne götürüldü. Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan için Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi. Ben oradan Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini aktarmaya çalıştım. O da şuydu ki, senin huzuruna bir anneyi gönderiyoruz cennetinle cemal ya Rabbi. Sen ona iyiliğinle muamele eyle ya Rabbi. Bizlerle buradan ayrılmadın affettiğin kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Aralarında sanat camiasından isimlerin de olduğu törende gözyaşları sel oldu aktı. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan duygu dolu konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Annemi seven, bize destek veren, her zaman yanımda olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani ne mutlu bana ki bu kadar seveni var, bu kadar melek kalpli bir anneye sahibim. Yani konuşacak çok şey var. Herkesi çok sevdiğini bildiğim için hepimiz de onu çok seviyoruz ve ben sözü fazla uzatmadan. Canım Oya, neden yazıyorum, niye yazıyorum bilmiyorum. Çaresizim, üzgünüm. Düşünüyorum da kaç yıldır Oya gibi işledik dostluğumuzu. Kah güldük güzel günlerde, kah ağladık. Sen hep yanımızdaydın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından ülkeye geçişini engellemek için hava destekli operasyonlar devam ederken Hakim Tepelere konuşlu son teknolojiyle donatılmış Şahin gözlü olarak nitelendirilen modüller geçici üs bölgeleri sayesinde sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Hakkari Şemdinli'de Kırmızı Tepe'ye konuşlu modüler geçici üs bölgeleri terörle mücadele ve vatan savunmasında adeta çelikten kaleyi yandırıyor. Bu araçlardan ülke genelinde 13'ü Hakkari'de, 7'si ise Şırnak'ta bulunuyor. 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Kırmızı Tepe Kışlası, kurulduğu 2012'den beri Irak sınırında ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için etkin rol alıyor. 7 gün 24 saat esasıyla keşif ve gözetleme yaparak, terörle mücadele ederek her türlü koşulda vatan savunmasında görev almanın gururunu yaşıyor. Sistemse istenilen bölgeye taşınabiliyor. Ülkeye sızmaya çalışan hainleri kolayca tespit ederek etkisiz hale getirme özelliğine sahip modüler üst bölgesinde ileri teknoloji olarak kullanılıyor. İrdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Komando İhtisas Kuruluşu'nun ikinci aşaması olan Kara Komando Harekatı tamamlandı. Birbirinden zor eğitimleri başarıyla tamamlayan komandolar göz kamaştırdı. İleri harekatına yönelik hazırlıklarına devam etmektedir. Dünyanın en zorlu askeri komando okulu ve eğitim merkez komutanlığındaki komando ihtisas kursunun ikinci aşaması olan kara komando harekatında komandolar geçilmesi imkansız sayılacak noktaları kullanarak düşmanı hiç beklemediği yerden vuruyor. Komando! 2000 kilometrelik alanda 600 kilometre yol kat eden komandolar en zorlu doğa ve arazi şartlarını aşarak düşmanı hiç beklemediği yerden yok ediyor. Tatbikatta düşmanın lojistik üstündeki muhabere tesislerini yok etmek isteyen komandolar, dost bölgede maket arazi modelinde son hazırlıklarını tamamlayarak düşman hatlarına sızıyor. Sızdıkları bölgede keşif yapan komandolar düşman kuvvetlerine fark edilmeden hedeflerine başarılı şekilde ulaşmak için normal bir askerin geçmesinin imkansız olduğu noktaları kullanıyor. %100 başarı için havanın puslu ve yağışlı olduğu gün seçiliyor. Sırtlarındaki 40 kiloluk çantayla safa boyunca yaklaşık 600 kilometre yol kat eden komandolar, yaklaşık 60 metre yükseklikteki uçurumdan kanyona eğitim aşamasında öğrendikleri ileri dağcılık yöntemiyle iniyor. Kanyondaki suya ise hiçbir koruyucu giysi giymeden giren komandolar kanyondan geçişi 3 saatte tamamlıyor. Düşmanların üslerini yok eden komandolar görevini başarıyla tamamladıktan sonra sıyrılma harekatı icra ederek düşman topraklarından ayrılıp helikopterle yuvalarına geri dönüyor. Şimdi ise Yunanistan'la devam edeceğiz. Bir tartışma programında konu ülkenin yaşadığı mali krizi. Ülkenin içinden çıkamadığı bu kriz tartışılırken konuklardan biri canlı yayında uyuyakaldı. Ekranlarınıza gelen görüntü Yunanistan'da yapılan bir canlı yayın. Stüdyoda ise Yunanistan'ın bir türlü içinden çıkamadığı ekonomik kriz tartışılıyor. Ancak o sırada konuklardan biri canlı yayında olduğunu unutup mışıl mışıl uyumaya başlıyor. Ekonomi profesörü bile ülkenin içinden çıkılmaz ekonomisine dayanamıyor. Görüntüler Yunanistan televizyonu Sky'dan. Çok sayıda konuk Yunanistan'ın ekonomisini tartışıyor ancak biri dışında. Profesör programa stüdyodan katılmıyordu. Ofisinden bağlanmıştı.
Canlı yayında sandalyesine iyice yaslandı, gözlerini kapadı, sonra da uyuyakaldı. Profesörün canlı yayında kestirdiği o anlarsa kayıtlara böyle geçti. Şimdi Rusya'ya gidelim ve mal canın yongasıdır atasözünü ne kadar doğru olduğunu izleyelim. Bu kadının ne yaptığını anlamaya çalışmayın. Biz hemen söyleyelim. Yeni aldığı cipini dolu yağışından korumaya çalışıyor. Rusya'nın Stavropol şehrinde çekilen görüntülerde kadının çaresizce aracının kaputu üzerine uzandığı ve cipin yağıştan zarar görmemesi için komik bir mücadele verdiği görülüyor. Ardından bu komik çabaya kadının eşi de dahil oluyor. Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdaydık. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için kardelenhaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın. Maliye Bakanlığı'nca bu yılın Nisan ve Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre Nisan'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %15.7 artarak 49.7 milyar liraya, bütçe giderleri %6.6 artış kaydederek 44.33 milyar liraya ulaştı. Böylelikle merkez yönetim bütçesi hem Nisan'da hem de Ocak-Nisan döneminde 5.4 milyar lira fazla verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2000 kişi azaldı ve 3 milyon 224 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %0.3 puan azalarak %10.9 seviyesinden gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlı Spor'u 3-1 yenen Beşiktaş 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Vodafone Arena'da taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada rakibini Marcelo ve Mario Gomez'in golleriyle mağlup eden siyah beyazlı takım sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de puanını 79'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korumayı başaran Beşiktaş, 7 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı ve toplamda 14. şampiyonluğunu elde etti. Ormanda ter olmaya geldik, Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş.
seninle ölmeye geldik Rişistan. Gücüne güç katmaya geldik, ormanda ter olmaya geldik. Rişistan seninle ölmeye geldik Rişistan. Bütün oyunculara tebrik ediyorum. Yönetim kurulu başkanı hak ettiği, emek verdiğini karşılığını aldığı için tebrik ediyorum. Biz de işimizi yapmaya çalıştık. Bugün çok güzel bir hava vardı. Güneşli bir havaydı. Çok güzel, parlak bir güneş vardı. Manzara çok güzeldi. Stadyum çok güzeldi. İçinde seyirci güzeldi. Futbol da güzeldi. O manzaraya uygun bir oyun da oldu. Sonuç da oldu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Tablonun son imzasını bugün atmış olduk. Rakibimiz Fenerbahçe bizle çekişti 18 takım arasında. Onlar da iyi takım, iyi işler yaptı. Bu heyecanı sürekli körükledi. Ama biz daha iyi olduğumuz için bu sonucu aldık. Bütün takımların sevgi, saygı ve beğeniyle baktığı bir dönemden alnımızı akıyla çıktık. Basketbol Final Four'da Fenerbahçe Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya uzatma bölümünde 101-96 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu. Berlin'de oynanan maçta 21 sayı farkla geriye düşen Fenerbahçe maçı 83-83'te uzatmaya götürdü. Hakem kararlarının damga vurduğu uzatma bölümünde rakibine 101-96'lık skorla yenilen Fenerbahçe, EuroLeague 2015-2016 sezonunda ikinciliği elde etti.